Merhaba, ben Ferhat Derviş, emekli öğretmenim. Aynı zamanda Kosova'da, Prizren'de, Filizler Atatürkçü Düşünce Türk Kültür Derneği Başkanıyım. Bugün evimize Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekle Birliği konuk oldu. Ben onları Kosova'da, Balkanlar'da Atatürk sevdası, nedir? Anlatacağım madde her şeyi söyledim. İşte bunu konuşmama 18'lerden başlamak çalış istiyorum. 1918 Çanakkale Savaşı'ndan başlamak istiyorum yani. Prizren'de gayrimüslim, gayri Türkler bayramı yapıyorlar. Gemiler Çanakkale Boğazı'na girmiş İstanbul'a doğru yürüyorlar. Bizimkilerde, bizim esnafımız tabii bu bunu duyunca bunun karşısında tek üzün üzüntü çekmekten ve eve kapanmaktan başka bir çaresi yokmuş. Tabii eve kapanmışlar ve radyoların başına durmuşlar. Çok kısa sürmüş gayri Türklerin mutluluğu. Çünkü sabah haberler geliyor. Gemiler Çanakkale geçememiş. Gemiler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulmuş. Bizim babalar, dedeler de sokaklara yıkılıyorlar ve coşku içinde kutlama yapıyorlar. Birbirlerine kutluyorlar. Kurtardık, giremediler, kazandık. Tabii ki Çanakkale Savaşları'nda çok büyük başarı gösteren bir komutan, genç komutan vardı. Gazi Mustafa Kemal. Gazi Mustafa Kemal'in adları buralara kadar taşınmış. Ve burada Gazi Mustafa Kemal'i Cemal Paşa olarak adlandırmışlar. Ve herkes onu Cemal Paşa olarak bilirdi. Cemal Paşa, Paşa'nın Çanakkale'de başarısı buradaki millete bir güven sağlamış. Burada kalmaları içine güvenlik olmuş. Çemal Paşa demek Balkanlarda yaşam güveni demektir. Türkiye Devletini kurarken o Türkiye Devletinin Balkanlara Balkanlarda oluşturduğu gölge içinde bizler varız. O gölge içinde hep bizler kaldık. Bana. Rahmetli Raul Denktaş Şerif demişti. İlk karşılaşmamızda ben Kosova bayrağını hediye etmiştim kendilerine. Bana Allah sizi bayraksız ve Türkiye gölgesinden çıkarmasın demişti. Evet, Türkiye gölgesini Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşturduğu Türkiye gölgesi bizim içine burada kalma güvenidir. Şimdi Nelerden bakıyorum? Ben nasıl yaz, alandım? Ben Atatürkçülüğü nerede öğrendim? Benim babam tarikatçı bir adamdı. Yaşlı bir adamdı. Ben çocuktum. Altı yaşlarında çocuktum. Hep Çaman Paşa diye bir adamdan söz ederdi. Hep onu anlatırdı. Ve anlatırken gözyaşların hakem olamazdı ki o dönemlerde o yaşta adamların ağlaması çok ayıptı başını dönerdi, gözyaşlarını silerdi biz görmeyelim diye. Biz de çocuk, bu adam kim ya? Bu Cemal Paşa bizim akrabamız mı? Nedir? Neden babam bu kadar ağlıyor? Hep onu anlatırken ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ve o gözyaşı, gözyaşlar bizleri aşılandırdı. O Cemal Çem, Paşa'ya bizi bağladı. Eğerse daha ileride okullara başlayınca öğretmenlerimizden babamın Çemal Paşası Mustafa Kemal Atatürk olduğunu öğrendik. Altıncı sınıfta fizik öğretmenimi şöyle bir pencereye çıkıp derin nefes alırdı. Bize dönerdi. Of oh be çocuklar diyor. Atanın boğazlarda diktiği bayrakların kokusu ne hoş geliyor. Bir gün diyordu sizler de bu kokuyu almaya öğreneceksiniz. Biz tabi o kokulardan o dönem çocuktuk. Ama daha gençlerde o hoş kokuyu almaya öğrendik. ve kendimize dedik ki bu koku olmadan biz bu topraklarda yokuz. Atatürk'ü okuduk. O dönemlerde Kosova'da, Balkan, Yugoslavya'da bir komünist rejimi vardı. Türkiye'den istediğimiz, Atatürk'le ilgili istediğimiz kitaplar getirebiliyorduk. Çünkü Josip Broz Tito Atatürk hayranıydı. Hatta da Tito Yugoslavya'yı kurarken Atatürk'ü kopyalamıştı. Bir adam Atatürk'ü iyi bilen ve Tito'nun dönemini yaşayan bir kişi ki ben de bunu yaptım. Hem Atatürk'ü okudum. Tito döneminde bir çocuktum, gençtim, yaşlandım. Bunu çok iyi görebilir. Atatürk'ün yaptıklarını Tito yaptı. Ve hep diyorum kendime bazen, 60 yıllarında Tito, Nasser, Gandilen, Nehrulen bağlantısız ülkeleri kurdular. Keşke diyorum bizim atamızda yaşasaymış o dönemlerde. Bunun başında bizim adamız olurdu. Çünkü bağımsızlığın simgesi olan bir adam mutlaka bütün bu bağlantısız ülkelerin en çok sevdiği bir adamdı.